Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda gerçek hayattan esinlenerek ortaya çıkarılmış süper kahramanlardan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden başlayalım. İlk karakterimiz Batman. Batman'in yaratıcıları olan Bill Finger ve Bob Kane, Batman yani Bruce Wayne karakterini İskoçya Kralı 1. Bruce ve Amerikan Savaş Ordusu'ndan Anthony Wayne'den esinlenerek yazmıştır. Bill Finger, Bruce Wayne karakteri için şunları söylemiştir. Bruce ismi vatansever kral olan Robert Bruce'tan, soyadı Wayne ise seçilmiş kişi olarak tanımlanan Anthony Wayne'den gelmektedir. Batman'in aynı zamanda iki farklı kurgusal karakter olan Zorro ve Sherlock Holmes'ten esinlendiği de söylenilmektedir. Kıyafeti Zorro'dan, araştırmacı kişiliğini ise Sherlock'tan almaktadır. İkinci karakterimiz The Flash. 1956 yılında çizgi roman yazarı Robert Kanigher, The Flash'i yani Barry Allen'ı yazmıştır. Barry Allen ismini dönemin en popüler iki talk show sunucusundan almaktadır. Barry Gray ve Steve Allen. Barry Gray, The Father of Talk Radio isimli radyo programının, Steve Allen ise günümüzde Jimmy Fallon'ın sunduğu The Tonight Show programının ilk sunucusudur. Sıradaki karakterimiz Catwoman. 1940 yılında Batman'in de yaratıcıları olan Bill Finger ve Bob Kane Catwoman'ı kaleme almıştır. Catwoman yazarlar tarafından çeşitli suçlar işleyen ama aynı zamanda Batman'in karanlık hayatına romantizm getiren arkadaş canlısı bir düşman olarak tanımlanmaktadır. Catwoman karakterinin fiziksel görüntüsü dönemin ünlü oyuncularından olan Jean Harlow'dan esinlenilmiştir. Ve sıradaki karakterimiz Wolverine. X-Men çizgi roman ve filmlerinin en popüler karakteri olan Wolverine, ilk başta çok da etkin olmayan, tek amacı halkla dövüşmek olan bir karakter olarak ele alınmıştır. Ancak sonradan hayranlar tarafından çok sevildiği için karakterin rolü değişmiştir. Wolverine'in fiziksel görüntüsü Paul D'Amato isimli aktörün Slapshot filmindeki karakterinden esinlenilmiştir. Görebileceğiniz gibi özellikle saç ve sakal yapısı oldukça benziyor. Listemizin son sırasında Profesör X var. Muhtemelen hepimizin tanıdığı, her filmde görünen Marvel efsanesi Stan Lee, Profesör X'i Oscar ödüllü oyuncu Yul Brynner'dan esinlenerek ortaya çıkarmıştır. Stan Lee, 1993 yılında verdiği bir röportajda Profesör X karakteri için onun fiziksel bir engeli olmasının iyi olacağını düşündüm. Çünkü zihni inanılmaz kuvvetli. Tekerlekli sandalyede olmasına rağmen o bir şekilde aralarındaki en güçlüsü demiştir. Evet, benim internette araştırıp rastladığım esinlenerek yazılan karakterler bunlar. Elbette daha fazlası vardır. Eğer sizin de bildiğiniz karakterler varsa yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.